Türkiye'de bütün televizyonlarda yayınlanmaya başlayan, bir milletin kaderinin sonsuza dek değiştiği 100. yıl Cumhuriyet filmini izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum efendim. 29 Ekim 1923, Ankara. Saat akşam 8.30. İkinci Meclis önemli bir tasarıyı oyluyor. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir. Türk milletini temsil eden 158 vatan evladı oy kullanıyor. Hepsi sivil, hepsi hür. Yaşasın Cumhuriyet sesleri sokağa taşıyor. Rüzgarla, tohumla bir anda memleketin her köşesine taşınıyor. Her tepeye yazılıyor, her yüreğe kazınıyor. Bir milletin kaderi sonsuza dek değişiyor. Bir asır önce Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti ilan ettiler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediler. Eşitlenelim diye, özgürleşelim diye, barışalım diye, kalkınalım diye. Demokrasi için, uygarlık için, insanlık için. Cumhuriyetimiz demokrasiyle taçlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak. Mesut, muvaffak ve muzaffer olacak. Cumhuriyet diye diye. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Cumhuriyet 100 yaşında. Cumhuriyetin partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Sizlerle birlikte bütün Türkiye bu güzel reklam filmini izlemeye tanık oldu. Buradan bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Önceki genel başkanlarım ve çok kıymetli parti büyüklerim, değerli milletvekillerimiz, aramızda bulunan belediye başkanlarım, parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve çok kıymetli bir kez daha söylüyorum parti büyüklerimiz. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet yoksulluğu bitirme, bu ülkenin bütün vatandaşlarına insanlık onuruna yaraşır bir hayat sunma mücadelesidir. Cumhuriyet mağdurların beklediği hak, mazlumların beklediği adalet. Kim olursa olsun haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanların umududur. Cumhuriyete sahip çıkmak kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sesi, adaletin simgesi olmak demektir. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yaşına girmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş var. Mutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Görüyoruz arkadaşlar, darbeler savaşlar, sırtımız yere gelmiyor. Efendim güzel bir gecede beraberiz, birlikteyiz. Bütün yaşamımızın böyle güzel olmasını isterim. Birlikte olmak, beraber olmak, huzur içinde çalışmak, alın teri dökmek, kazanmak, büyümek ve acılarımızı paylaşmak. Bütün arzumuz bu. Cumhuriyetin güzelliği de bu. Bu sözlerle cümlelerime başlayayım. Aramızda değerli konuklarımız var, büyükelçilerimiz var, yabancı misyon şeflerimiz var, önceki genel başkanlarımız var, milletvekillerimiz var, sıradan yurttaşlarımız var, yol arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Efendim, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. İkinci yüzyılın arifesindeyiz. Bu kutlu günü yaşamaktan, üstelik onun iki büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bugünü görmekten dolayı
tarifsiz bir mutluluk içinde olduğumu ifade etmek isterim. Değerli dostlarım, Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyeti kuran Büyük Atatürk, Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp, birlikte yükselmenin yoludur. Çünkü Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, yani adalettir. Cumhuriyet ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Sevgili dostlarım, Cumhuriyet bir gecede kurulmuş bir düşünce, bir fikir değil. İlmek ilmek, bedel ödeyerek ulaşılmış bir hedeftir. Aynı zamanda Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir gençlik düşüdür. Dikkat ediniz sevgili dostlarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gençlik düşüdür. Bizler hep Büyük Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamı efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünü çok iyi biliriz ve hatırlarız. Bu söz doğrudur ve gereği yapılmıştır. Ancak bu sözün arkasında yıllar süren bir mücadele, yıllar süren bir emek ve yıllar süren bir fikriyat vardır. Atatürk'ün Cumhuriyet hedefi 1906 yılında Şam'daki görevinden gizlice geldiği Selanik'te arkadaşlarıyla yaptığı toplantıyla başlar. Yani 1906 yılında. Bu gece buluşmasının ayrıntılarını Hüsrev Sami Kızıldoğan Vatan ve Hürriyet İttihat ve Terakki adlı yazısında kaleme alır. Buluşmada Atatürk Şam'daki görevi sırasında kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nden söz eder. Ve nihai amacı ise milleti hakim kılmak diye anlatır. Bakınız 1906 yılında 25 yaşındaki Mustafa Kemal nihai amacını milleti hakim kılmak olarak anlatır. O gece Atatürk sözlerini tamamladıktan sonra Hüsrev Sami Bey'e döner. Tabancasını masanın üstüne koymasını ister. Hüsrev Sami Bey o anı şöyle anlatır. Taşıdığım Browning tabancamı masanın üzerine koydum. Hepimiz ellerimizi bu tabancanın üzerine koyarak ölünceye kadar bu kutsal dava uğruna çalışacağımıza and içtik. Böylece Mustafa Kemal ve arkadaşları millet egemenliğine duydukları inancı bir yeminle kalıcılaştırıyorlar. Ki unutmayın bu yemin daha sonra hakimiyet bila kaydı şart milletindir ilkesiyle vücut buluyor. Değerli dostlarım, bu hayat akışı 25 yaşında vatan ve millet sevdalısı bir genç subayın hem ülkesine hem halkına hem de milletin egemenliğe duyduğu sarsılmaz inancın ve kararlı mücadelenin bir hikayesidir. Her şeyi milleti için milletle beraber gerçekleştiren bir liderin ülkesine bırakabileceği en güzel armağan bağımsız bir cumhuriyettir. Bizler Büyük Önder Atatürk ve yol arkadaşlarının çizdiği istikamette 100 yıl sonra, evet tam 100 yıl sonra yeni bir görev ve hedefle bir aradayız. Onlar düşünü kurdukları cumhuriyeti inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise bir daha ifade edeyim. Onlar düşlerini kurdukları cumhuriyeti ilan ettiler ve kurdular. Bizlere düşen görev ise güzel cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasiyle taşlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal der ki demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir. Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Gayet güzel. Değerli dostlarım, sizler de biliyorsunuz.
Gerçek bir demokrasini inşa etmek için yol çetin, zorlu, meşakkatli olabilir. Ancak onlar cumhuriyeti kurarken asla ve asla yılmadılar, dönmediler. Azim ve kararlılıkta yollarına devam ettiler. Onların izinden giden bizler de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız ve asla ve asla yılmayacağız. Değerli katılımcılar, sizlere dostlarım dedim. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, yol arkadaşlarıma tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.